Varlık aleminde Kur'an insanı esas yapmıştır, insanı merkeze koymuştur ve bütün varlığı adeta insan için yaratmıştır ve insana da o varlığından istifade etme hakkı vermiştir. Fakat zulmetmek, öldürmek gibi şeylerin ölçüleri İslam şeriatında bellidir. İnsan sevgisi olmayanın hayvan sevgisi yalandır. Şu anda ölçüsüz aslında ölçüsüz insanlar olarak ölçüsüz hayvan sevgisi maalesef bütün toplum içerisinde kendini göstermiş vaziyette. Yani annesine, babasına itaati olmayan çocuklar hayvan sevgisinden dem vuruyorlar. İnsan sevmeyi unutmuş olan insanlar köpek üzerinden sevgi gösterisi yapıyorlar. Kur'an ve hadisi sayı bir meseleyi daire haremini almışsa, bir meseleden bahsediyorsa, bu ister köpek olsun, ister kedi olsun, her neyi bahsediyorsa, benim nazarım, benim aklımın göreceği dört nokta ve esas olarak son nokta tevhiddir. Ha demek ki benim köpek konusunda da, kedi konusunda da yapılan bir ifade varsa, gerek Kur'an'da ve hadiste, ben diyeceğim ki evet, Kur'an'ın tefsir hakikisi diyor Üstad, hadisi sahihler bu mesele hakkındaki bir ifadede bu dört noktayı mutlaka ders veriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü ve selam ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resuluna Muhammedin salavat. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Evet, konumuz köpek. Köpek bir iman meselesidir. Son dönemde özellikle kamuoyunu çokça meşgul eden bir başıboş köpekler diye isimlendirilen bir sorun var. Zaten takılan isim, atılan başlık da başlı başına bir sorun ama biz bu meseleyi, bu sorunu Kur'an ve sünnet perspektifinde incelemeye, anlamaya çalışacağız. Maalesef merakımızı doğru kullanmayarak çoğu zaman böyle suni gündemleri, suni ondan sonra insanları meşgul eden bu gündemleri takip ediyoruz, duyuyoruz. Bazen kasti takip etmesek de bazen içine düşüyoruz yapmamız gereken şeyine En azından bunun zararından kurtulmanın yegane çaresi yapabildiğini nispetle. Tabi hakayık imanına ciddi meşguliyet olma nispetinde olacak olan bir şey bu. Bu gündemleri gündemimizle takip etmek, ana gündemimizle takip etmek. Yani bunu marifetullah vesile kılmak, adeta odun yığınlarını nurlandırmak, yakmak nevinden bu şekilde bakmamız lazım. Ben de bu köpek hadisesinde kendi dünyamda bu meselenin marifetullah boyutundaki karşılıklarını anlamaya çalıştım. Yani köpekle ilgili birkaç tane böyle gerek işte İslamiyet'teki hükmü, sair bazı tasavvuf kitaplarında köpek metaforunun geçtiği şeyleri de okudum ettim. En son Risale üzerinden meseleyi analiz etmeye çalıştım. Şimdi öncelikle içinde bulunduğumuz asrın en büyük hususiyeti ölçüsüzlük asrı. Yani ölçüsüz asrın ölçüsüz insanlarıyız. Dolayısıyla bu ölçüsüzlük hayvan sevgisi üzerinden de kendini gösteriyor. Yani öyle bir hayvan sevgisi türedi ki şu anda insan sevgisinin önüne geçti maalesef. Ölçüsüzlükten kastım bu. Özellikle sokaklarda yaşayan işte köpeklerin de sayıdan artması ve bunların da insan hayatını tehdit eder hale gelmesi ve yaşanan birçok işte ısırılma, köpeklerin saldırısına uğrayan insanlara ait haberlerin de ortaya çıkmasıyla beraber buna bir çözüm arayışına gidildi. Tabi bu çözüm arası içerisinde ötenazi gibi böyle hayvanların işte öldürülmesi vesaire gibi meseleler zikredilmeye başlayınca böyle Türkiye içerisinde gerçekten hayvan sevgisi üzerinden bir şeyler yapmaya çalışanları ayırıyorum. Yani o tür muhabbetler yani sevgiler zaten İslam'ın malıdır. Bunu İslam namına yapmasa da insaniyet namına yapıyorsa eyvallah ama fakat böyle her konuda her meselede topu evirip çevirip meseleyi dine ve dindarlara saldırma aracı haline getiren maalesef bir güruh var. Tabi bu güruhun ıslah olma ihtimali İnşallah vardır. Dua ediyoruz ama esbab dağıtında baktığım, gördüğüm şu ki kalpleri öyle mühürlenmiş, İslamiyet'e karşı öyle bir kinleri, adavetleri var ki her fırsatta, her olayda bunu maalesef ortaya çıkartıyorlar. Ve bunu da maalesef dine saldırma, dindara hakaret etme meselesine getirirler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de benim bulduğum 3 tane ayet var köpekle ilgili. Bunların hiçbir tanesinde de köpekleri öldürün şeklinde bir emir yok. Sorun nereden başlıyor? Sorun hadislerden başlıyor. Çünkü hadis-i şerifler içerisinde köpeklerle ilgili birçok rivayet var. Yani bazı hadislerde belli bir dönemde istisnasız köpeklerin öldürülmesi emri bizzat Ali Sattı ve tarafından verilmiş. Tabii bir dönem bazı köpekler istisna tutulmuş. O hüküm kaldırılmış ve yine bazı hadislerde köpek olan eve meleğin girmeyeceği, işte köpek beslenen evdeki kişinin ondan sonra sevabının azaltılacağına dair hadis-i şerifler de var. Yalnızca müspet manada bir iki tane varyant olarak hadiste bulduğum şu, işte çok susamış bir köpeğe işte su vererekten cenneti kazanmış bir kadından bahsediliyor. Yani ondan hariç müspet manada hadislerde köpeklerle ilgili çok şeyler yok. Yani böyle müspet manada ifadeler yok. Ve tabii bu hadislerden de mezhep imamları birçok hüküm çıkarmışlar. Yani işin fıkhi boyutları zaten mezhep imamları halletmiş. Fıkhi boyutunda ondan sonra ifadeler var. Yani çok da böyle bu mezhepleri incelediğimizde aslında her görüşü her fikriyatı besleyecek, rahat ettirecek imkanlar sunulmuş. Fakat bizim mezhep anlayışımızın da birazcık maalesef tutuculuğundan dolayı biraz da işin içine örf girince biz bazı şeyleri mutlak manada umumileştirmişiz. Bu da ortaya çok ciddi sıkıntılar çıkartıyor. Dersin sonunda bir parça buna değineceğim. Fakat bizim konumuz, meselemiz bu değil. Çünkü bizim meselemiz hakayık imanı, bizim branşımız bu. Meseleyi biz bu mande en almamız lazım. Yani neden köpek noktasında bu kadar ciddi bir nehi var? Yani hadislerdeki ifadeleri nasıl anlamamız lazım dediğimizde ben meseleyi muhakemat üzerinden şöyle ele almaya çalıştım. Muhakematın birinci mukaddemesinde çok önemli bir ölçü veriliyor. Hatta biz bununla ilgili bayağı bir şey de yaşamıştık. Sonra ben gördüm ki ben bu meseleyi birazcık yanlış anlamışım. Tahsiye etmeye çalıştım. İnşallah şimdi doğru anlamışımdır. Şöyle başlıyor ifade. Takarur etmiş usuldendir. Akıl ve nakil taarruz ettikleri vakitte akıl asıl itibar, nakil tevil onudur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir. Şimdi burada akıl dediğimiz akıl şu değil. Bu zamanda vahiden bağımsız, Kur'an'dan ve sünnetten bağımsız birçok arzi bilgiyle donatılmış akıldan bahsetmiyoruz. Buradaki akıl haddi vasatta kullanılan hikmettir. Yani varlığı ve varoluşu sorgulayan akıldır. Ve aklın bir nakil var ortada. Nakil, Kur'an ve hadisi sayı. Şimdi akılla nakil taarruz ediyor. Şu anda biz köpek hadisesi hadislerini okuyoruz. Hadisler hadis sayılsa akıl diyor ki ya nasıl olur da rahmet peygamberi bu köpekleri öldürün demiş. Ve işte nasıl oluyordu bu böyle oluyor? Çünkü mahlukiyet cihetinde köpekle kedi arasında bir fark yok. İkisi de mahluk. Ama neden böyle bir şey oluyor dediğimizde akılla naklin bir taarruz hali oluyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi aklı soruşturuyor. Hikmeti nedir? Hikmet noktasında soruşturunca biz evet aklı esas alacağız. Yani bu akla bu nakli anlatmaya çalışacağız. Nasıl anlatacağız? Akıl asıl itibar nakil tevil olunur. Yani nakli tevil edeceğiz. Şimdi tevil de problem. Bizim bildiğimiz tevil problem. Çünkü biz tevili daha çok kılıfına uydurmak olarak anlıyoruz. Hadi bunu nasıl tevil edelim? Yani ne yapıyoruz biz? Bir ifade var. Kur'an'ı bir ifade var. Hadiste geçen bir ifade var. Şimdi ben bunu aldım. Şimdi bunu tevil edeceğim. Ben baz aldığım şey ne? Kendi ifrat ve tefrite sapmış olan hissiyatlarım. İşte faiz aramdır ama işte falan filan oranında olabilir mi? Falan diye bir sürü tevillerle bir sürü dinde kendimizi bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Tevil bu değildir. Bu kılıfını uydurmaktır. Tevilin kelime manası aslında evvellemektir. Yani biz aklı baz alacağız. Yani vahiy aklı baz alacak çünkü vahiy kemal manadadır. Vahiyin inkişafı olmaz çünkü kemal mana. Hadis-i sahihler de sen söyle bu manada kemal bir manayı ifade ediyor. Buna ulaştık. Tamam şimdi akıl sorguluyor. Ne yapacağız? Aklı esas itibar alacağız. Ve bu aklı baz alıp yani itibar alıp nakli bu aklın anlayacağı seviyede evvellemekle ne yapacağız? Tevil edeceğiz. Ama sen aklı burada bencelerle, işte arzi bilgilerle, bu zamandalarla vesairelerle donatıp cerbeze haline getirdiğinde o akıl, akıl itibar alınmaz. Buradaki akıl hikmet olarak ifade eden lisanın çeşitli yerlerinde hikmet tarafından soğal edildi denilen akıldır. Yani ha aklın haddi vasadıdır. Şimdi peki bunu tevil ederken ne yapacağım? Hani dedi ki evvelleyeceğiz. Neye göre evvelleyeceğiz? Burası önemli. Bu evvellemi yaparken Hemen cümlenin devamında muhakematta bize çok önemli bir evvelleme metodu veriyor. Diyor ki bakın hem de tahakkuk etmiş Kur'an'ın her bir tarafında intişar eden makası da esasiye, anasırı asliye dörttür. Onlar da ispatı sani vahid, nübüvvet haşr-ı cismani ve adalettir. Ha benim Ayete ve hadise yapacağım bütün tevillerin noktayı mirhakesi işte bunu dört noktadır. Bu dört noktaya halel verecek bütün ondan sonra teviller red Red cevabı alacak. Ne yapacağım ben? Bu dört noktayı ders vermesi lazım. Ya ben yapacağım tevilde ispatı sani vahid var mı? Yani Cenab-ı Hakk'ın birliğine dair tevhidini yakaladın mı? İkincisi işte nüvvet dediğimiz nüvvet makamına temas eden bir hakikati yakaladın mı? ve hatta haşir dediğimiz ahirete bakan bir rakat yakaladın mı? Son olarak da adalet ki baskerde yerde adalet ibadette yan yana kullanır. Buna temas eden bir nokta var mı? Evet o zaman o tevil istikameti bulmuştur. Buna temas eden noktalar varsa ve halel vermiyorsa o tevil tevil olmuştur. Ama bu tevil bu noktalara temas ediyorsa o zaman tevhide zıt, nübüvete zıt, ada, ahirete zıt, adalet ve ibadete zıt bir konuma düşmüşse o tevil değil. O bizim tevilimiz oluyor işte. Yani kılıfını uydurmak oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in dört ana esası budur. Bütün ayetlerde benim yakalamam gereken dört kanuniyet budur. Peki bu dördü de bir yapmak istek nedir dediğimizde yine muhakematın başka birini diyor ki kelime-i vahit hükmünde olan la ilahe illallah'tır. Yani Kur'an ve hadisi sayı bir meseleyi daire-i haremini almışsa bir meseleden bahsediyorsa bu ister köpek olsun, ister kedi olsun, ister başka bir şey olsun her neyi bahsediyorsa benim nazarım, benim aklımın göreceği dört nokta ve esas olarak son nokta tevhiddir. Ha demek ki benim köpek konusunda da, kedi konusunda da veyahut da başka bir noktada da yapılan bir ifade varsa gerek Kur'an'da ve hadiste ha ben diyeceğim ki evet Kur'an'ın tefsir hakikisi diyor Üstad, hadisi sayhiler bana bu mesele hakkındaki bir ifadede bu dört noktayı mutlaka ders veriyor. Peki bu dört noktayı mezzet ne çıkacak dediğinde? La ilahe illallah'tır. Bütün varlık aleminde, bütün Kur'an'ın bahsetmiş olduğu bütün varlık alemine dair, bütün ondan sonra varlık hep bu la ilahe illallah'ı ders vermek için ifade edilmiştir. Kur'an güneşten güneş için bahsetmez. Kur'an sudan su için bahsetmez. Kur'an Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan da onun zatı için bahsetmez. Zaten o zat da Aleyhisselatü Vesselam kendinden kendi için bahsetmemiş. Ne yapacaksın? Evireceksin, çevireceksin, düşüneceksin, bakacaksın bu dört noktayı yakalayacaksın. Bu dört nokta içerisinde de tevhidi yakalayacaksın. İşin özü budur. Ha bu tabi biraz zordur. Çünkü neden? Çünkü çok ciddi bir eğitim gerektirir. Fakat bizim yaptığımız en büyük hata bugün şu. Biz din dediğimiz hayatın hayatı olan, hayatımızın hayatı olması gereken bir hakikatı fıkıh üzerinde kurallar silsilesine indirerekten hayatımızdan çıkarttık. Ve bu sefer ne oluyor? Din dediğin şey haramlar ve helallerden öteye götüremediğimiz bir şey oluyor. Hayatımızın her anındaki tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet dediğimiz kavramların mezinden oluşan bütün hayatın ta kendisi olan meselelerimiz uzaklaştırdık dini. Bu seferde ne oluyor? Dine bu nazarımıza bakınca da yaptığımız anlamlandırmaların da hepsi fıkıh ölçüsünde olunca meselenin dine bakan, dine temas eden ve dinin dört ana esasına temas eden yönünü gösteremeyince bu asıl insanı tarafından maalesef red görüyoruz. Peki bunu daha iyi anlamak için ne yapmak lazım? Anlam arayışı diye bir ders yapmıştık. Bakın orada bir insan tanımı yapmıştık. Bizim bugün dindeki yaşantılarımızın dine ait birçok ondan sonra emir ve yasakların veyahut da tavsiyelerin üzerimizde böyle oturmaması maalesef üzerimizde gözükmemesi bizim onlara karşı lakayt olarak kalmamızın temel sebebinden bir tanesi İslam'la insan arasındaki derin bağın, ilişkinin farkında olamamak yatıyor. İslam dediğimiz hakikat, insanın bütün temel ihtiyaçlarını, görüşünü, fiilini, her halini dizayn eden bir hakikattir. Bir terbiye metodudur. Bir eğitim sürecidir. Bugün Mehmet abiyle konuşuyoruz işte. Ondan sonra hepimizin ağzında argolar vardır. Ölçüsüzlükler var. Şimdi bu ölçüsüzlükler neyi gösteriyor? İman diyor insanın bütün efaline yön veren, şekillendiren bir mana, bir hakikattır diyor. Böyle bir anladığımı kadarıyla söylüyorum. Yani senin imanda ve İslam'da derinleştiğinin alameti, dindar olduğunun alameti nedir dediğimizde hep söylüyorum bunlar asla ve asla namazlardaki fiili hareketleriniz, oruçlarınız, takkeniz, ondan sonra işte sarığınızla alakalı değildir. Fikrine bakarız, ameline bakarız ama önce fikrine bakarız. Çünkü fikir Fikrin evveli, amelin ahilidir. Amel, fikri gösterir. 12'nin sözü inşallah yapacağız beraberce. O da ifade şu. Diyor ki, hikmeti felsefenin terbiyesi. Terbiye tabirini kullanıyor. Terbiye. Bakın din bir terbiye metodudur. Çocuğun hareketlerinden ne anlıyoruz biz? Terbiyesini anlıyoruz. Doğru mu? Çocuğun hareketlerinden biz terbiyeyi anlıyoruz. Peki, oradan neyi anlıyoruz? Anne babasının vermiş olduğu terbiyeyi. Yani anne babanın ondan sonra terbiyesini anlıyoruz. Terbiye edeni anlıyoruz. Doğru mu? Bak ne oldu? Ben bir fiil gördüm çocukta. Çocuk işte geldi burada şimdi bir tane çocuk gelsin içeri. Herkese tükürsün gitsin. Ne dersin? Vay terbiyesiz. Neyi gördün? Fiili gördün. Fiilden neyi çıkardın? Terbiyesizliği çıkardın. Yani fikri çıkardın. Fikri çıkardın, kaynağı çıkarıyorsun. Anne baba diyorsun. Doğru mu? Bak silsile böyle gidiyor. Şimdi benim Müslümanlığımın, dindarlığımın ölçüsü nedir dediğimde benim bütün amellerimin ve fiillerimin hepsine bakacaksınız. Oturmama, kalkmama, konuşmama, hitabıma, uslubuma, yemek yiyişime, odama, arabamın temizliğinden kendi üst baş temizliğime kadar bütün fiillere bakacaksınız. Bütün bu fiiller bir fikrin neticesidir. Yani beslenilen fikrin fiil üzerinde gözükme halidir. Fikrin evveli, amelin ahiri. Bir adam bakıyorsun çok güzel namaz kılıyor, çok yavaş namaz kılıyor. Adamın haya işine bakın, ticaretine bakın, yemek yiyişine bakın. Bütün uygulamalarında İslamiyet'e dair güzellikleri görüyorsanız bilin ki bu adam dindardır. Ama bir adamın sen ağzında Kur'an var diye veyahut da fiilinde namaz var diye bu adamı dinle irtibatlandıramazsın. Çünkü o adamın yolda tanıyacaksın, yemekte tanıyacaksın, ticarette tanıyacaksın, gülmesinde tanıyacaksın. Mesela niye kahkaha atmak İslamiyet'in sünnet-i yoktur? Bir gülüyoruz, kendimizden geçiyoruz. Bu aralar biraz gülmeyi azaltacağız herhalde. Instagram kapanmış. Elhamdülillah. Realistlerden mağrum kalacağız ama neyse bu zor dönemi atlatırız inşallah yani. Alternatifler. Var mı? Tamam yani o alternatifleri kullanalım yani. Ho ho ho. Niye? Bu niye? Ya? Bak. Ya din benim her şeyime karışıyor. Hayır kardeşim din senin her şeyine karışacak çünkü sen bir terbiyeden geçiyorsun. Terbiye metodudur bu din. Aşırı öfkelenen, aşırı gülen, aşırı yiyen, aşırı uyuyan, aşırılıkların insanı hiçbir zaman İslam olamaz. Hakiki manada İslam olamaz. Dini dar olur. Dini dar. Dindarlıkla da, dini darlık arasında çok büyük fark var. Şimdi insanın derinliği önemli dedik. Kur'an insanı nereye konumlandırmış? Bu konumlandırmaya göre insana ne vazife yüklemiş? Bu vazifeyle beraber insanda ne kadar bir derinlik ifade etmiş bunu Kur'an bize ifade ediyor. Yani şimdi insanın bu derinliğini anladığımız zaman insana temas eden noktalarda dinin çok sert hükümlerinin, sert gibi gözüken hükümlerinin aslında insaniyeti korumak noktasında çok önemli ölçüler olduğunu zaman anlarız. Ya yani niye işte din şuna haram demiş, buna helal demiş, buna şey yapmayın demiş, de, köpeği işte vurun demişse. Niye bunu demiş? Ya niye? Çünkü meselede insan var. Çünkü insan dediğimiz varlık bakın bütün ondan sonra varlığın özetidir. Üstad Hazretleri diyor ki bakın mahiyeti insaniye şu kainatın bir misali musagarı olduğundan adeta alemde ne varsa bakın alemde ne varsa insanda numunesi vardır. İnsan ilk yaratıldığında ruh daha üflenmeden rivayetlerde var bu. Kaynağını bulamadım ifade etmiyorum o yüzden. Bir hadisin mana olarak dinleyebilirsiniz. Melekler ve hatta şeytan dahi insanın içine girip bütün alemleri seyran ediyorlardır. İnsan böyle derin bir varlık. Peki nasıl olur bu? Biraz daha akla yaklaştıracak bir örnek vereceğiz. Diyor ki kalemi kudret alemin kitabı kebirinde ne yazmış ise alemin kitabı kebirinde yani şu gördüğümüz alem kitabı kebir. Bak önemli bu kitabı kebir. Ne yazmış ise icmalini mahiyeti insani de yazmıştır. Kalemi kader dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise tırnak gibi meyvesinde dahi derc etmiştir. Şimdi insan şu varlık aleminin çekirdeği midir? Evet. Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam noktasında çekirdeğidir. Peki çekirdek herhangi bir ağacın çekirdeğini düşünün. O çekirdek ağacın bütün programını içinde taşır mı? Taşır. Peki o çekirdek içerisinde ağacın yaprağı var mıdır? Vardır. Kökü var mıdır? Vardır. Meyvesi var mıdır? Vardır. Bütün hepsi yazılı mıdır? Yazıldır. Peki insan bu alemin çekirdeği ise o zaman alemde ne varsa insanda var mıdır? Vardır. Peki buna birkaç tane misal verelim hemen maddi aleminden. Bakın insanın kainat olan ondan sonra ilişkisini nazara vermek için Risale'nin çeşitli yerlerinde Üstad Hazretleri kainatta var olanların insanda var olduğuna dair birkaç tane numune saymış. Mesela kainata baktığımızda bütün alemin dörtte üçü nedir? Su. İnsanın da öyledir. Yani toprak, toprakta demir, çinko, bakır falan var mıdır? Vardır. İnsanda var mıdır? Madde gidin laboratuvara. Özellikle hanımlarla çok olur bu. Demiri eksik. Hep demir eksik. Allah Allah. İnşaat mıyız biz ya? nerede demir var senin Ama bak sende demir var. Magnezyum var. Değil mi? Hepsi var. Hepsi sende var. Bak bütün alemlerde varsa hepsi var. Yeryüzündeki dağlar, topraklar insandaki kemiklere işarettir. Yine yeryüzünde nehirler vardır. Bizde de kılcal damarlar vardır. Bilmem kaç kilometre damar var bizde sırf. Hatta öyle fotoğraflar var. İnsanın böyle iskelet yapısını çekmişler, etini çekmişler. Sırf damarları gösteren fotoğraflar var. Yani mucize. Damarları bir şey dünyayı 7 sefer, Dünya sefer dolanacak kadar damar var bak yani. Bir de damarlar var biliyorsun esas atar damarlar var. O da ayrı bir damar yani. <laughs> Mesela alemde leh-i mahfuz var mı? Her şeyin yazıldığı olduğu var. Bunu biliyoruz. İnsanda ne var? Kuve hafıza var. 20 sene önceki bir şey hafızanızda yok mu? Var. Kaydedilmiş. Yine alemde arş, insanda kalp. Alemde kürsü, insanda akıl. Alemde misal alemi bizde hayal. Misal alemi yani görüntü var ama vücudu ardısı yok. Bu nereden çıkardım bunu? E, uyuyorsun. Rüya görmüyor musun? Ama rüya irtibatın yok mu? Rüya ama irtibatın yok mu? O zaman niye banyo yapıyorsun? Alem irtibatın yok. He, demek ki irtibat varmış. Değil mi? Genç kardeşlerim iyi bilirler yani. Alemde şeytan var mı? İnsanda da ne var? lümbe şeytaniye var. Alemde melek var mı? Var. İnsanda da var. İlhamat var. Vesaire vesaire. Bakın maddi alemde ne kadar şey varsa insanda var. He, şimdi geliyoruz meseleyi hayvanlara getiriyoruz. Şimdi alemde hayvan var mı? Var. Köpek de bunlardan bir tanesi mi? Evet. Şimdi hayvanlar alemi de insanda var mı? Var. Peki insanın da hayvanlar aleminde karşılıkları var mı? Var. Nereden söylüyorsun bunu? Bakın abiler bizim insan olarak birçok vasfımız, tabiatımız, alışkanlıklarımızın ve o andaki manevi durumumuzun alemi misalde karşılıkları birçoğu hayvan nebindendir. Allah Allah. Bak şimdi nereden söyleyeceğim bunu? Diyor ki sözlerde, lemaatta şu medenilerden çoğunun içini dışına çevirsen görürsün ki dışı değil ama dışında problem yok. Bakın dışta problem yok ama <laughs> problem şu din dışla uğraşmıyor. Dışın din noktayı nazarında çok büyük ehemmiyeti yok. Çok büyük ehemmiyeti yok. Araçtır, amaç değildir. Bu asrın en büyük hususiyeti nedir? Dışla uğraşmaktır. Bakın dışla uğraşmayı çok severiz biz. Hep dışı korumakla uğraşırız. Mesela estetik cerrahinin bu kadar yol alması, değil mi? İşte güzellik merkezlerinin bu kadar artması, fitness salonlarının bu kadar artması ve rağbet görmesinin temelinde hep dış vardır. Maalesef dışta o kadar hemal oldu ki içi unuttuk. İçi boşalttık. Ama değerli olan nedir? İçtir. Bütün varlık aleminde de değerli olan içtir. Dün derste ifade ettim. Karpuzun neyini yiyoruz? İçini. Karpuzu kesen neyi yiyor? İçinin de içini. Değil mi? Göbeği. <laughs> Kesip değmeyen var mıdır? Kes, ortadan ikiye ayırsın karpuzu. Çok ihlaslıysan dokanmazsın ama benim gibi böyle hayvaniyet mertebesinde hayatın varsa hemen o bölgenin orta kısmından böyle bir bıçak darbesiyle tam o göbeği şak diye alırsın. Ne oldu? İçinin de içini yedin. Çünkü değerli olan içtir. Dış, içi muhafaza için önemlidir. Her şey de böyledir bak. Dış içi muhafaza için önemlidir. Ceset önemli midir? Evet ama özü korumak içindir. Esas değildir. Sen dışını içe baskın karakter haline getirdiğinde içini unuttuğunda artık beden merkezli yaşamaya başlarsın. Şu medeniyetin, mimsiz medeniyetin vermiş olduğu ders budur işte. İnsanı hayvaniyetin en alt mertebesine indirdiler. Ve şu anda kılık kıyafetle de insaniyetin en alt mertebesine indirdiler. Bakın dikkat edin. İnsanın dışıyla uğraştırmaktan içini unutturdular. Mülk ve meliketi unutan insan hormonal yapıya esir oldu. Şehvetinin esiri oldu. Olmadık işler yapıyor. Kılık kıyafet noktasında da maalesef bizi öyle bir aşağı indirdiler ki ama en bedevi ondan sonra insan konumundan aşağı indirdiler. Dikkat edin. Bir insanın kıyafetinin azlığı onun medeniyetten nasipsizliği kadardır. Geçmiş Avrupa'ya bakın. 1800 1900 yıllarda kılık kıyafetlere bakın. Bakın Avrupa'ya bakın. Medeniyete bakın. Mimsiz medeniyete bakmayın. Bir kişide kıyafet ne kadar fazlaysa o kişinin medeniyetten nasibinin o kadar fazla olduğu açıktır. Afrika'da yamyamları görürsün. Burasını pa sarmış, orasını sarmış. Ne yapıyorsun? Bunlar medeni değil diyorsun. Doğru mu? Bunlar diyor medeniyet buraya girmemiş. Nereden anladın? Baksana diyor el kılık kıyafeti yok. Şimdi Soydular, soydular, soydular. Burada medeniyet ismi taktılar. Sonra diyor ki Müslümanlar diyor medeniyete karşı. Güzel kardeşim biz medeniyete karşı değiliz. Biz mimsiz medeniyete karşıyız. Yani senin mimini sildin. Mim, D, N, Y, T. Medeniyet böyle yazılır. Mimi sildin mi deniyet kalır. Deniyet de alçaklıktır. Sen insaniyeti hayvanlıktan aşağı indirdin. Bunun adına medeniyet diyorsun. Ben de o medeniyeti reddediyorum. Çünkü insan halifedir. İşaret-ül İcaz'da Üstad Hazretleri Kur'an'dan almış olduğu derste ne diyor? İnsan kılık kıyafetiyle bütün varlık aleminde o varlık aleminin üstün olduğunu gösteren bir halifedir. Ne kadar kıyafet o kadar senin o mertebe üst mertebe olduğunu gösterir. Şimdi soyunmayı medeniyet saydılar ayrı bir kelam. Şimdi bakın işini dışına çevirirsen görürsün. Neyi göreceğim üstad? Başta maymunla tilki. Yılanla ayı hınzır. Yani iç dışa dış içe bir çevirirsek vaziyet bu çıkıyor. Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Geçmiş ümmetlerin bazı bireylerinin affedersiniz simalarının domuz şeklinde veyahut da farklı hayvan şeklinde girdiğini görünce Cebel Aleyhisselam'a soruyor. Ya Cebel bunlar kimlerdir? Cebel Aleyhisselam buyuruyor ki bunlar geçmiş ümmetlerin ondan sonra büyük günahlarını işleyen kişileridir. Cenab-ı Hak onların diyor suretlerini böyle hale getirdi. Aleyhisselatü Vesselam şefkat peygamberi diyor ki ya Rab benim ümmetimin diyor suretini bu hale getirme. Cenab-ı Hak doğasını kabul ettiriyor ama siret unutturuyor. Ben diyor onların suretini değiştirmeyeceğim, siretini değiştireceğim diyor. Siret. Yani ne demek siret? Suret görünen. Ama her görünen arkasında ne var bir de görünmeyen var. Bunu nereden söylüyorsun? Bazen olmuyor biz adama bakıyorsun? Bu adamın gözüm tutmadı benim. Ne tutacak ya? Şey demiyor musun özellikle evlilik? Şimdi Böyle şeyler yaparlar ya. Abi de konuşacağım da elektrik alabilirsem diyor. Ne alacağım? Elektrik. Bedaş mı oğlum? Ne alakası elektrik ya? Adam içeri giriyor tam onda adam girdi. Yüzeyra hoş geldin. Mesela bir adama gidiyorsun. Bakıyorsun. Ya tilki gibi adam diyorsun. Niye ya? her suretin arkasında bir sihiret var. Double'ı, double'ı, insanın double'ı. Anladın? İnsanın double'ı var. Şimdi üstad diyor ki bu medenileri diyor. işi dışı bir çevirsen diyor, ne göreceksin? Maymun, tilki, yılan, ayı, hınzır. Allah Allah. Peki bu hayvanlar demek ki bir şeyin karşılığıymış. Yani zahirde insan gibi gözüken o kişinin bazı vasıfları alemi misalde yani senin benim zahirde görmediğim alemde bir şekil olarak ifade ediliyor. Nedir o? Tilki deyince aklınıza ne gelir? Kurnazlık. Değil mi? Üç kağıtçılık. Endişe. O da vardır. İzmit'te bizim bir tane yani tilki var. Tamam mı? Arabaya saklanıyorum böyle. Oturuyorum yem koyuyorum. Geliyor böyle. Ondan sonra hep böyle ya kimse yok zaten. O kadar tedirgin, o kadar böyle şey ki. Ama böyle alıyor bir tane yiyecek kaçıyor. Bir tane alıyor gidiyor tekrardan geliyor. Hep bir korku, hep bir endişe. Tilki, kurnaz. Diğer bir şey. Maymun. Bakın insan, bu asrın insanın en büyük kusiyetten bir tanesi maymun iştahlı olmasıdır. Anlık, geçici, zevklerin peşinde koşan insan. Ha sen eğer kendini vahyin terbiyesine tabi tutmayıp kendinin hissiyatların, fikriyatların, sana verilen cihazatların kıblesini istikametini tutturamadın mı? Bu sefer maymun iştahlı olmaya başlıyorsun. Onu alayım, bunu alayım, şunu yapayım, şunu yapayım, şunu yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ne çıktı netice? Sıfır. Diğer bir hususiyet. Yılan. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani sinsilik. Değil mi? Zehirli kişiyi ifade ediyor yani. Mesela ayı. Ne olarak kullanıyoruz? Ayı. Kaba ince düşünmeyen. Nezaketi Muhammediye'den Aleyhisselatü Vesselam nasipsiz de diyebiliriz bunu maalesef. Bende çoğu zaman ortaya çıkan bu vasıftır. Kaba. Naif değil adam yani. Bakıyorsun yolda da adam mesela sürekli güzüne dayalı bir şey. vurma, kırkma, parçalama. Bakıyorsun insan ama. Onun alem misadeki karşılığı ayı. Bir de hınzır. Zaten bunun hepinizin bilmiş olduğu bir domuz yani ve Maalesef bu hayvanın harameti malum. Cenab-ı Hakk'ın emriyle yasaklanmış. Ama ve bu işin diğer bir hususiyeti nedir? Iğınzır'ın in en bilinen vasıflarından bir tanesi çokça zikredilen kıskanmama şeyidir. Ve bir tanesi daha yeni öğrendim. araştırdım biraz. Ondan sonra kendi hem cinsiyle de beraber olma gibi bir vaziyet var. Yani bu vaziyetler böyle gözüküyor. Şimdi gelir hayali karşına postlarıyla tüyleri işte şunun da gönül meydandaki asarı. Baksan toplum içerisinde bütün bu vasıfları, bu hayvanda gözüken vasıfların birçoğu maalesef bizim nefsimizde yok mu? Çoğu zaman uyanıklık yapıp, tilkilik yapıp birçok böyle şeyi planlı projelemiyor muyuz? Bazen dilimizle, bazen bakışımızla, bazen ondan sonra tavrımızla insanları zehirlemiyor muyuz? Değil mi? Bazen yaşantımızda maalesef hınzır pozisyonunda olmuyor muyuz? Bazen ayrılık damarımız tutmuyor mu? Bütün bunlar insan içerisinde karşılıklı olan hakikatler. Bakın bir tane daha ondan sonra ifade edeceğim. İhlas Risalesi'nde kullanılan bir ifade diyor ki Üstad Hazretleri. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Ha demek ki ben bir şeyi yaptığımda ikinci bir niyet, ikinci bir kast, halk karıştırmıştım. Yani birileri için yapmaya başladığımda benim alemi misaldeki görüntüm yılan veya akrep şeklinde gözüküyor. Üstad kendisinin tahliye gelen polis memuruna diyormuş ki bak diyormuş, sen buraya geldiğinde ben seni yılan şeklinde görüyorum. Yılanın ne özelliği var? Sinsiliği vardır, zehirlemesi vardır. Akrebin zehiri yılandan fazlaymış. Akreplerin zehiri yılandan daha tehlikeliymiş. Akrebin bir özelliği var. Kendisinden daha güçlü bir düşman geldiğinde kendini sokar. Kendini zehirler. Demek ki ihlâsızlıkla ben ne yapıyorum? Hem karşı tarafı zehirliyorum hem de gün geliyor kendimi de zehirlemeye başlıyorum. Yine bir misal daha hayvanlar aleminden veriyorum. Üstadın çok çok kullanmış olduğu bir hayvan var. Deve kuşu. Deve kuşuna demişler. Kanatların var. Uç. O da kanatlarını kısıp ben deveyim demiş. Uçmamış değil mi? Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş. Bu 14. sözün hatimesinden ifade ediliyor. Ey bu dünyayı tatlı görüp ahireti unutup gaflete dalan işte bedbah nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür uçamaz. Başını kuma sokar ta avcı onu görmesin. Ama koca gövdesi dışarıda. Deve kuşu kim? Benim hakikati görmeyen nefsim. Kum ne? Hepimizin bizi Allah'ı unutturan, yaratılış gayemizi unutturan, dünya geliş gayemizi unutturan, marifetullah çalışmalarımızı unutturan meşguliyetler. Gerek zahirde iş, gerek mahremiyane uğraşlar. Hepimiz kafamızı kuma sokuyor muyuz? Maalesef sokuyoruz. Avcı bizi unutuyor mu? Hayır. Biz avcıyı görmediğimizden dolayı, ecel avcısını görmediğimizden, unuttuğumuzdan dolayı kendimizi kurtulmuş zannediyoruz. Ama bak bir tane daha söyleyecek. Halbuki koca gövdesi dışarıda avcıya hedef etmiş. Sonra demişler ki madem deveyim diyorsun, e, yük götür. O zaman kanatlarını açı vermiş. <laughs> ben kuşum demiş. Yükün zahmetinden kurtulmuş. İnsan nefsi, hasreten kafirlerin durumu budur işte. İnsan sorumluluk altına girmemek için bazen deve oluyor, bazen kuş oluyor. Ha demek ki ben sorumluluklardan kaçtığımda benim alem misaldeki görüntüm ne oluyor? Deve kuşu şeklinde gözükmeye başlıyor. Ha bana aslında büyük bir hakikat hayvanat alemi üzerinden ders veriliyor. Şimdi gelelim meseleyi getirdik köpeğe. Bu kadar hayvan saydık değil mi? Esas meselemiz olan köpekten uzaklaşmayalım yani. Çünkü köpek önemli mesele. Herkesin dünyasında var. Şimdi biz bu analizi yaptık. Ne yaptık? Dedik ki kardeşim Kur'an ve hadisi sayı bir meseleyi daire-i haremini almışsa onun arkasında dört büyük esas olan tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet ibadete temas eden ona halel verecek mutlaka bir şey vardır. Yoksa bunu boşa zikretmez. Ha, zahir manası yok mudur? Vardır. İnsan hayatının noktasında, mutlaka uygulanma noktasında, kurallar vesaire noktasında, dizayn noktasında da vardır. Ama suret kısmı esas değildir. Esas olan mana kısmıdır, arka tarafıdır. Köpekte de şimdi çok önemli bir hastalık var köpek üzerinden bizim ders almamız gereken ve kendimize çok ciddi şekilde çeki düzen vermemiz gereken ve bizi tevhidden uzaklaştıran bir nokta var. Nedir o dediğimizde? Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye Nokta'da ifade etmiş olduğu sayfa 71'de geçen ve benim şu ana kadar yani bencelerle ve arzi bilgilerle öğrenmiş olduğum yanlış bir bilgiyi çok güzel düzenleyen, tanzim eden ve o bilgiyi bana unutturan bir ders veriyor. Diyor ki şöyle başlıyor mesela. Arkadaş esbab ve vesayeti İnsan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Ne demek bu? Varlık alemine baktığımızda abiler Cenab-ı Tasarrufatını sebepler üzerinden yapıyor. Vasıtalar üzerinden yapıyor. Yani biz ne yapıyoruz? Elmayı esbab noktasında ağaçtan alıyoruz. Yumurtayı tavuktan alıyoruz. Rızkımızı da zahirde dükkan üzerinden sattığımız mallardan kazanıyoruz. Doğru mu? Fakat unuttuğumuz şu ki bütün esbab müsebbib ile esbab değil. Bütün esbab ve vesait yalnızca yalnızca tasarrufun yapılmış olduğu zemindir. Bize gelen ihsan, cemal ve kemal onlardan gelmiyor. Şimdi onlardan gelmiyor fakat sürekli şekilde ağaçtan elma, tavuktan yumurta, işte arıdan bal o kadar sürekli ve sürekli yaratılınca biz bu yaratılışın arkasındaki o yaratılıştaki mucizeliği göremeyip o yaratılışın arkasındaki Cenab-ı kudretini, iradesini maalesef unutuyoruz. Bal deyince arı, yumurta deyince tavuk. Halbuki yumurtaya baktığımızda, tavuğa baktığımızda göreceğimiz şu ki tavukla yumurtanın hiçbir şekilde birbiriyle irtibatı ve rabıtası yok. Yani tavuğun o yumurtayı yapma, Elma, e, ağacın o elmayı verme, ineğin o sütü verme imkanı yok. Kur'an-ı Kerim'i mütefekir hani okuduğumuzda göreceğimiz yegane hakikat Kur'an-ı Kerim'in bizim mehlufat dediğimiz sürekli gördüğümüz varlık aleminden her an bu harika yaratılışı nazara verip bizi tefekküre sevk etmesidir. İşte içsiniz suya bakmaz mısınız? İneklerden kan ve ortasından, boğazınızdan kolayca geçen hali süte bakmaz mısınız? Diyerekten sürekli nazarımızı bizim basite aldığımız ondan sonra ya ne var işte inekten süt geliyor diye gördüğümüz yaratılışa çeviriyor. Fakat bu yaratılış sürekli şekilde hep aynı bir gözüken bir tarzda yaratılınca biz gaflete düşüyoruz. Peki bizi bu gaflete düşüren şey nedir dediğimizde bunun adı abiler İslamî literatürde iktirandır. Ne demek? Esbabı zahiri perestiş edenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki iktiran tabir edilir birbirine illet zannedilmeleridir. Yani tavukla yumurta o kadar sürekli bir şekilde yaratılıyor ki aynı anda ikisi beraber biz tavuk eşittir yumurta diyoruz. Aslında bunun hiçbir şekilde şey yok ama dedim iktiran sürekli şekilde olunca otomatikman ülfet, ülfetle beraber gaflet ortaya çıkıyor. Bakın ben bu noktada benim en çok hayrette bırakan şu gözlüktür. Çoğu zaman gözümü taktım hep bunu ben böyle elhamdülillah tefekkür etmeye çalışırım. Ben uzağı görmüyorum bu gözlüksüz. Yani şuradaki saati bile okuyamıyorum yani. Bir yuvarlak var ama içerini bilmiyorum yani. Benim gözüm görmüyor. Bu gözlük görüyor mu? Bu da görmüyor. Hadi bak bugün saat kaç? Yok. Bu veremez. İki tane görmeyen birleşti ve görme yaratıldı. Bak. Esbab bir külliye sukut etmiş. Esbab bir külliye sukut etmiş. Takıyorsun. Ulan görüyorsun. <laughs> Acayip bir şey ya. Taktıkça bazen böyle de Allah Allah diyorum. Allah bir şey ya Böyle böyle bakın. O yaratıldı. Çekiyorsun. Gidiyor. Tak. Yaratılıyor. Aslında dikkat etsek o yüzden Kur'an-ı Kerim bize hep bu dersi veriyor. Bakın. Yediklerinize bakmaz mısınız? Tefekkür etmez misiniz? Akletmez misiniz? Dediğinde abiler şöyle kafanızı elinizin arasında alın. Şu işi gücü doların seviyesini falan bir kenara bırakın. Amerika seçiminde de kenara bırakın. Safi bir kafayla ya bu bu nasıl bir şey dediğinizde Gerçekten de bütün varlık harikulade. Kendisini hayran bırakıyor ya. Sabah namazı bizim bir terasta kıldık. Yani bir güneş doğuyor şurada. Pesuban Allah diyorsun ya. Şimdi de böyle batarken bir tonlamalar var böyle. Eşarbın tonlamasına takıldığımız kadar maalesef şu varlık alemdeki tonlamanın farkında değiliz yani. Şu köşede bir tane çiçek var bak. Gidin bakın ya. Hangi ondan sonra desinatör öyle varyant yapabilir ya? Nasıl geçişler yapmış ya, bakıyorsun Allah'a fekir diyorsun. Her şey böyle ya, her şey böyle. Ama Ülfet öyle bir sarmalamış ki sıradanlık basitlik öyle bir sarmalamış ki geçen drone uçurdum, Emre'nin drone'unu. Tamam martılara hiç bakmamıştım onu farkına vardım ya. Martı drone'a saldırmaya başlayınca martıların farkına vardım. Pırır uçuyor dört tane şeyle, o da sen getiriyorsun ya. Başınızın üstünde uçan kuşlara bakmaz mısınız diyor her gece okuduğumuz tebarekede. İşte bu iktiran tamam mı? o kadar o kadar o kadar o kadar sürekli hale gelince biz farkında olmadan esbabı erbap görmeye başlıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Bakın tevhidi hakiki bizden esbabı araç olarak kullanmamızı ister ama ve lakin hiçbir şekilde esbaba tesiri verme hakkını vermez. Zira hiçbir esbabın tesir etme gücü yoktur. Ya bir şey yapma gücü yoktur. Yapamaz. Varlık aleminde bir şey yapmak için her şeyi yapacak iktidar, güç, irade lazım. Bunun ortası olmaz. Hallaketin baziyeti olmaz. Ya Cenab-ı Hak mucibe külliye ya salibe külliye diyor. Yani ya Allah yapacak her şeyi ya da hiçbir şey Allah yapamaz. O zaman ne yapacaksın? Her şeyi ilahlık vermek zorunda kalacaksın. Her şeye ilahlık vermek zorunda kalacaksın. En ufak zerreye kadar insanı oluşturan bir trilyona yakın hücrenin var olduğu söyleniyor. Ortalama diyelim ya ki fazladır belki de. Bütün hücrelere ilmi muhit, kudreti muhit, iradeye muhit vermek zorundasın. Bir de bunların birbirleri arasındaki ilişkileri de sağlamak zorundasın. Ve bunlarla beraber bütün varlık alemini de aynı sistem içerisinde idare edecek bir sistemin var olması lazım. Bu da imkansızdır. O yüzden Cenab-ı Hak ne yapmış? İzzet ve azamet isterler ki esbab yani sebepler perdedarı desti kudret ola aklın nazarında kusurlu yükleyeceğimiz bir merci lazım ona da esbaptır. Ama tevhid ve ehadiyet isterler ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Şimdi benim köpek meselesi nasıl imanıma temas ediyor? Bakın konunun başında ne dedi? Esbab ve vesayeti insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Bu mebadi cümlesidir. Bu cümleyi anlamadın mı verilen örneği anlayamazsın. Risale'nin bütün başındaki cümleler mebadi cümlesidir. Başlangıç cümlesi giriş diye giriş gelişme sonuç diye anlatılır ya. Mebadi giriş cümlesi neydi? Esbah ve vesayeti insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. He, şimdi bana köpek meselesinin benim itikadıma temas eden noktasını değerlendireceğiz. Mesela kelp Kelp, köpek demek. Bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı Hasan ile mutasıftır. Ve o sıfatlarla iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadarlığı dar ve mesel olmuştur. Köpek deyince aklınıza ne gelir? Hangi basıp gelir? Sadakat. Sadık hayvanlar. Değil mi? Vefalı hayvanlar. Kedi deyince? Nankör. Değil mi? Bak nasıl yerleştirmişler bizim dünyamıza. Köpek sadakat ehli, vefa eli, kedi ise nankördür. Şimdi normalde köpeğin Vasfı neydi? Sadakat ve vefa. Peki bu güzel ahlakına binaen insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken maalesef insanlar arasında mübareket değil ne olmuş? Necisül Ayn adledilmiş. Bir adama sen köpek dedin de adam hoşuna gidiyor mu? Allah senden razı olsun sadakat vefalı dedin. Değil mi? Ne diyorsun? Lan sen kime hakaret ediyorsun? Diyor Lan kedi gibisin deyince Şirinlik aklına geliyor. De. Köpek gibi, köpek gibi yalvaracaksın deyince sadakat ve aklınıza geliyor mu? Hayır. Köpek deyince bütün vasıflar hepsi negatiftir. Dikkat edin negatiftir. Şimdi bu köpek severler ondan sonra iyice zıvandan çıktılar. Bir tane video gördüm. Birisi paylaşmış. Kim paylaşmıştı ya? Ha senin durumda gördüm. Bana diyor insan demeyin artık diyor. Ben diyor insanlıktan istifa ediyorum. Allah razı olsun. Yani lütfetmiş Tazminat parası vermeyeceğiz en azından yani. Ya bana diyor köpek diyebilirsiniz diyor. Köpek diyor çok şerefli bir varlıktır diyor. Eyvallah. Köpeğin şerefi kendine ait değildir. Yaradığı noktasında evet bir şerefi vardır. Yaratan noktasında harika bir mucize kudrettir. Bak zıvanayı bozdu adam. Kadın. Denge bozuldu. İnsanlığı reddediyor. Köpeklik de verecek. Köpek diyebilirsiniz diyor. Ama gidin onu yolda siz köpek karı de seni mahkemeye verir. Bak seni mahkemeye verir. Net söylüyorum yani. Çünkü köpek vasfıyla, sadakat ve vefadırıyla bilinmez. Yani kel, yani köpek taşıdığı vasıf ne? Sadakat ve vefa. Peki verilmesi gereken değer ne? Mübarek. Peki ne verilmiş? Necisül Ayn. Bak necisül aynı olmuş. Şimdi cümlenin devamı güzel bak şimdi. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde ...insanlarca aziz ve mübarek ad Şimdi diğer tarafa bakıyorsun tavuk, inek, kedi. Taşıdığı vasıf ne? İnsandan ihsanı alır. Aldıktan sonra da der ki hadi Allah'a emanet. O kadar besledik nankör diyorsun. Normalde bu vasıfa göre ne verilmesi lazım? Nankör denilmesi lazım. Denilen değer ne? Aziz ve mübarek. Aziz ve mübarek. Bak dikkat edin. Zıtlığı görüyorsunuz değil mi? Yani... Ben varlık alemine baktığımda esbabı merci kabul edip vesayeti merci kabul edip yapıştığımda düşeceğim halet ve durumun bana kedi ve köpek ve tavuk veyahut da köpek üzerinden ispatı yapılıyor. Yani ben eğer esbabı vesayeti kucağıma alıp yapıştığımda köpek gibi olacağım. Abim benim. Canım abim. Hoş geldin abim benim. Gel abim benim ya. Aslan abim benim. Niye bu kadar ümmet gösteriyorsun? Niye Osman gelince aynasını yapmıyorsun? Çünkü o fazla sipariş veriyor. Peki bunun ne? Abim be sen var ya. Gerçekten ya. Sen olmazsan olmaz abi. Sen olmazsan olmaz abi. Aa çok güzel. Sen olmazsan olmaz. Ne oldu? Esbab oldu. Erbab. Vesait oldu. Kaynak. Neye yapıştın? Kim tarafından tokat diyeceğim? o tarafından tokatlayacağım. Sana necisül aynı olarak bakacak. Bak necisül aynı olarak bakacak. Hayatımıza dikkat edin, hayatın içerisinde bakın. Maalesef o kadar esbabı ve vesayeti kucağımıza alıp yapışmışız ki kader o esbab ve vesayeti bizi şamar oğlanına çeviriyor. Böyle bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor. Bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor. Ben o kadar şey yaptım, hak ettiğim şey bu muydu? Kimin için yaptın? karın için. Peki sen o olmazsa olmaz yaptığın şey olmasa olur mu? <laughs> olmasa olmaz olur mu ya? Mahlukiyet seviyesinde herkes aynı. Çünkü bak abiler bu bir kanuniyettir. İnsan, insan, cemal ve kemali kaynağını göremeyince onun gelmiş olduğu vesayet ve esbabı ister istemez kendine ne yapıyor? Onu ilahlaştırıyor. Geçen onu dedim yani. İlahe in illallah demek ne kadar zor ya. Ne alakası var? Hemen söyleme La ilahe illallah, la ilahe illallah. Mesnevi'de bir ifade var. Diyor ki, la ilahe illallah kelime-i mübarekesi kalpteki diyor ondan sonra putları kırmak için diyor diyor yani. Her la ilahe illallah, la ilahe illallah kalplerin bağlanmış olduğu putlar. Hangi putlar onlar ya? Sen ihsan ve cemal ve kemali bir şey üzerinden görüp o şeyi o şeyin kaynağı olarak görüyorsan yani çocuğunu severken bu benim çocuğum benim çocuğum çok tatlı diyorsan, eşini hayatında olmazsa olmaz haline getirip, olmazsa ben ne yaparım diyorsan, işini diyorsan, işte o şey senin için ilahtır. Ve biz maalesef vehmimizle oluşturduğumuz, hevalarımızla oluşturduğumuz ilahlara o kadar çok bağlıyız ki, onlara o kadar çok vakit ayırıyoruz ki ilahımıza vakit kalmıyor. Bak hakiki ilahımız olan Allah vakit kalmıyor. O yüzden biz çekmemiz gereken la ilahe illallah değildir. Önce la ilahe çekeceğiz. La ilahe, la ilahe, la ilahe. Ya ne demek? Ya Rabbi sen bana iş üzerinden rızık veriyorsun ama rızkın kaynağı işim değil. Sen bana eşim üzerinden rahmaniyeti, rahimiyeti gösteriyorsun, güzelliğini gösteriyorsun. O güzelliğin kaynağı eşim değil. Sen çocuğumun üzerinden bana kendi letafetini gösteriyorsun. O letafetin kaynağı çocuğum değil. La ilahe. La ilahe de derinleşmek esastır. İllallah'a baskılı ondan sonra tekbir Allahu Ekber şeklinde söylemenin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Hayatımızda baktığımızda esbab ve vesayeti ne kadar etkili olduğunu net görebiliriz yani. O yüzden bizden istenen önce nehidir, sonra tevhiddir. Kur'an la ilahe sürecini işlettirerek bizi illallah ulaştırır. Abi şimdi ne yapıyoruz? Hemen sonuca ulaşmak için uğraşıyoruz. Şimdi bunun esbabı kelpte hırs marazı fazla olduğundan. Ha kelbi bu zilleti atan nedir? Necisül ayn yapan nedir? Köpeği bu hale getiren nedir dediğimizde köpekte hırs marazı olduğundan esbabı zahireye öyle bir derecede ihtimam ile yapışır ki münimi hakikiden bütün bütün gafletine sebep olur. Münimi hakikiden bütün bütün gafletimiz bizim çerplik vasfımızdır. Öldürülmesi mutlak olan köpeklerde köpekte bu vasıftır. Zira ne dedik? Tevhide halel veriyor. Kur'an'ın dört ana esasından bir olan tevhide. Aslında kelime-i Vahit olan la ilahe illallah'a halel verdiğinden dolayı insanın öldürmesi gereken yegane köpek nedir? Kendi nefsindeki bu hırs manazıdır. Hırsın olmuş olduğu yerde yalan kaçınılmazdır. Hırsın olmuş olduğu yerde haram kaçınılmazdır. Bir insanda hırs aktifse o adamdan korkacaksınız. Manevi sahada da böyledir bu. Hırs insanı köle eder. Hırs böyle dehşetli bir şeydir. Hırs göstermemiz gereken yegane şey hakiki istikbal olan ani maharete karşı göstermemiz gereken hırstır. Bir insanın hırsına bakın. Maneviyat sahasında hırs yapmayan bir adam dünya sahasında hırs yapıyorsa, dünyevi işlere ait hırs yapıyorsa bu adamdan uzak kalın. Bu adam mutlaka yalan söyler. Bu adam mutlaka ve mutlaka haram yer. Hırs böyle bir şeydir. Ama baktın ki hırs, hırsı almış çevirmiş, manevi sahada da hırsını kullanıyor. Dünya işlerinde de ondan sonra göstermesi gerektiği kadar çalışmasını gösteriyor. Tevekkülvari bir hayatı varsa elhamdülillah. Hırs bize bunun için verildi. 5 sayfa kitabı, o kitabımızı okuduk daha ne yapalım? İki sohbete geliyoruz daha ne yapalım? İki haftada iki gün geliyoruz şeklinde bir mantalite işletiyorsa kişi kafasında bu kişi hırsını Kur'an tezgahından geçirmemiştir. Cenneti diyor kapısından gireyim diyor yeter ya. Mantığa bak ya. Aklım almıyor benim ya Kapısından diyor girim. Yeter ya öyle diyor. Ne yapacağım öyle firdevsler, naimler falan. 60-70 senelik hayatına bakıyorsun. Yaşayacağı topu topu 60-70 sene vasatı ömür. Ahir zamanda. 15'i zaten yok çocukluk hükmünde. 45 senelik hayatta. Yani yiyemez malını yiyemez ben hep söylüyorum yani. Ahmet abi yiyemez zaten bir tane iki tane çocuğu o hiç yiyemez yani. Bakıyorum ama hala yedi, 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 yedi. Hafta sonu, hafta içi, Ay ortası fark etmez. Havada karada. Ahmet abinin neslinde hepimize söylüyorum yani. Babam bu ne ya? O mesela ebedi hayatına gelince, sonsuz hayata gelince bakıyorsun ki tok gözlülük hat safhada fani geçici dünya için hırs tavan yapmış. Ayarlar bozuk. Fabrika ayarına dönmen lazım. Dönmezsen ne olur? Kullanım hatasından servise götürürler. Allah muhafaza. Binaenaleyh vasıtayı müessir bilerek müessir hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak necis hükmünü almıştır ki tahir olsun. Bak köpeklere necis hükmü verilmiş. Neden? Mümin hakikiden yaptıkları gaflet cezasında hükümler ve cezalar ne olur? Hatler günahları affeder. Yani Cenab-ı Hak köpekleri bu hükümle ne yapmış oldu? Temizlemiş oldu. Ve beynen naz tahkir darbesini gaflete kefaret olarak yemiştir. Biz bugün gerek iş hayatımızda gerek eş hayatımızda neden bu kadar çok tokat yiyoruz? Hepsinin temelinde bu, vardır abiler. Hırs. Espat ve vesayeti maalesef kucağına yapışmak vardır. Kader de ne yapıyor? Onun eliyle el cezaül min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Sen hangi esbabı erbab, hangi vesayeti kaynak yapmışsan o esbab ve vesayetle temizlenmeye mahkumuz. Bak şimdi devamında. Öteki hayvanlar ise vesayeti bilmiyorlar. Esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Mesela kedi seni sever. Tazavru eder. Senden ihsanını alıncaya kadar. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki sanki aranızda muhalefe yokmuş. Kendilerine sana karşı şükran hissi de yoktur. Ancak münim hakikiye şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları saniye bilir. Lisanı halleriyle ibadetini yaparlar şuur olsun olmasın. Evet kedinin diyor murmurları, ya rahim ya rahim ya rahimdir. Gerçekten de kedilere dikkat edin. Yemeği yedikten sonra bir kenara giderler. Kusabanın başına böyle. Uyurken böyle hafiften böyle bir ses çıkarırlar. Ya rahim. O iyisini dikkati dinleyince Üstad Hazretler öyle demiş yani. Ya rahim ya rahimi zikrediyorlar diyor yani. Yani kedi bize şunu ders veriyor. Ey insan bana bak varlık aleminden Kudret ayetleri sana kelam ayetlerinin dersini veriyor. Bak ben rızkımı yiyorum. Rızkın geldiği yerden de elimi sallıyorum, gidiyorum. Bunu yapmama rağmen, değil mi? Esbab beni mübarek görüyor. Mübarek biliyor, değer veriyor. Sakın ha köpek gibi yapma. Yani vesayeti esbabı erbab ve kaynak görme. Eğer bunu yaparsan beslerler severler. Amma velakin necisün aynı olursun. Tamam mı? Mübarek addedilmezsin. Bu da senin günahına kefaret olur. Kelam ayetleri kudret ayetleri üzerinden dersini tasdik ettiriyor. İfadenin karşılığını varlık sahasında gördün. Şimdi herkes koyacak. Benim köpeklik vasfım ne kadar? Affedersiniz. Dikkat ederseniz sünnette ifade edilen belki köpeklerle ilgili zahir manayı kabul etmekle beraber Birçok vasıf bence bu tevhidin tevhid hakikatini halal verme noktası var. Çünkü şunu unutmayın. Burada bir tane fotoğraf koyacaktım unuttum. İnternette yazın. Sahibine benzeyen köpeklerde yazın. Böyle 20'ye yakın fotoğraf var. Çünkü bakın abiler. insan etkileşim halinde olan bir varlık. Hem etkiler hem etkilenir. İnsanda sirayet denen bir hakikat vardır. Sohbette intiba ve nikas in denen bir hakikat vardır. İnsan ne yiyorsa insana sirayet eder. Hatta derler ki insan yediğidir. Osmanlı'da Posta teşkilatını Tatarlardan oluştururlar. Çünkü Tatarlar at eti yer. At eti yiyince Tatarlar kaslıdır, yola gelir. Kısmı ekserisi Tatar'dır. Bak yediklerinin sirayeti vardır. İnsan sirayet ettirir. Hacı Resvet'in siyah olması insanın günahları üzerinden anlamlandırılır. Sohbette insiba ve inkas vardır. Oturduğunuz kalktığınız kişilerin haleti hatta konuşma tarzı bile size ne yapar? Sirayet eder. Doğru mu? Doğru. Bu bir kanuniyet. Aynı şekilde insanın çok sevdiği, çok beraber olduğu varlıkların da hali insana sirayet eder. Yani sünnette ifade edilen ki baskın mana olarak evlerinizde bakmayın, işte tutmayın diye ifade edilen bütün o manaların aslında belki de menekut boyutundaki, mana boyutundaki hususiyeti şudur ki sizden o köpekteki o vasıf size sirayet eder. Esbabı, vesayeti kaynak olarak görebilirsiniz der. Kedilerin de beslenmesi yine aynı tevhid şuuru üzerinden belki esbab ve vesayeti ondan sonra kaynak görmeme noktasındaki yine bir tevhid şuurla okunması gerekir. Yoksa meseleyi siz hayvan sevgisi üzerine anlamlandırdığınızda kuru bir hayvan sevgisi olarak ifade ettiğinizde Kur'an'ın dört ana maksadından dolayısıyla la ilahe illallah katından uzaklaşmış olursunuz. Ha o kısmı hayata bakan kısmı yok mu? Köpeklerin işte beslenmesi, öldürülmesi, Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebinde sert ifadeler vardır. Bu mezheplerde evde köpek beslemek caiz görülmemiş. Fakat Maliki mezhebinde caiz görülmüş. Ne yapacağız? Kardeşim örfe dayalı olaraktan ben kendi adıma konuşayım. Evimde köpek beslemesine hoşlaşmam. Zaten bir tane besliyorum kendimde efsane olarak ondan sonra. Yeter. Ondan hariç köpek benim evimde olmasını hoşlaşmam. Kediden de hoşlaşmıyorum ben yani. Ne kadar tevhid dersi verse de ondan sonra kılı tüyü beni bana çok ciddi şekilde kutlu ses hatırlattığı için ben diyorum ki kalsın kardeşim hayvandan da uğraşacak vaktim yok. İnsanla uğraşayım diyorum ben. Ama velakin herkes herkeste şeyler farklıdır. Sevgi, muhabbet ayrıdır. Ama bu üç mezhebe göre evde beslenmesi durması caiz değildir. Maliki mezhebe güne caizdir. Maliki mezhebi buna necisül aynı değil tam tersi tahir olarak bakmış. Temiz olarak bakmış. Ne yapacağız? Bir yere gittiniz. Bir adam İslamiyet'i yaşıyor ama bir tane de köpeği var. Evde. O kardeşim zünhor bu oram durumu düzü çıkıyor falan demeye gerek yok kardeşim. Mâriki bir sana fetvasını vermiş mi? Dört hak mezhebden bir tanesi değil mi? Nazara ı müsamayla bak. Sen azimeti kendi dünyanda yaşamakla mükellefsin. Mesela Avrupa'ya gittik işte. gitmişsiniz vardır. Avrupa'da bu çok ciddi bir hastalıktır köpek besleme hastalığı. Acayip yani. Ve şimdi Avrupa'dan da İslamiyet'e çok ciddi girişler olunca da Tabi köpekle beraber giriyor adam. Şimdi İslamiyet'te de köpeğe karşı çok ciddi bir reaksiyonlar olunca böyle üç tane mezhepte. Tamam mı? Şu bunu hemen köpeği... Ya yani fıkhi kuralları o kadar alemimize yerleştirmişiz ki bununla ilgili benim anım var Hollanda'da. Demiş ki abi ben Müslüman olacağım. Ondan sonra ne yapman lazım? İşte kelime-i şahit getireceksin sonra sünnet olacağım demiş yani. Şimdi adam gelmiş 20-30 yaşına abi. Şimdi yani Müslüman Süleyman bile sünnetle endişe ediyor daha. Ondan sonra Hani çocuk yaşta. Baba diyor nasıl olacak diyor bu sünnet işi diyor. Sen bir de adamın belli yaşa gelmiş yani. Tamam mı? Sünnet olacaksın diyor. Adam diyor ki ya bu diyor, peki diyor ya ne bugün ben diyorum. Oldu da diyor, beğenmedim. Dinden çıkacağım ne olur? Keseriz diyor. Dinden dönen katli... <laughs> ya demiş abi demiş ya. Girerken demiş kesiyorsunuz. Çıkarken <laughs> demiş kesiyorsunuz yani. <laughs> bir tane Hollanda'dayız. Ondan sonra oturuyoruz böyle. Bir adam Rus. Türkçe öğrenmiş. İslam dinini araştır ama Hristiyan. Daha itikaden kabul etmemiş. Ama ciddi araştırıyor adam ama yani. Gerçekten Namaz da kılıyor böyle. Kitap da okuyor. Külliyatı bitirmek üzere falan. Bir tanesi şey diyor ki ya hadi abicim sen de artık Müslüman olacaksan ol demiş ya. <laughs> tamam Böyle diyor işte. Müslüman olacak o artık demiş ya Ne zamandan beri geliyorsun gidiyor adam dershaneye sahip çıkıyor. Çay götürüyor falan. Öyle bir adam yani. Şimdi <laughs> diyor ki abi diyor artık diyor sen artık kelime-i getir de diyor. Hemen diyor seni bir sünnet edelim yani. <laughs> <laughs> ya illa kesecek adam ya. Öyle enteresan. Sonra kesilir kesilmez. Orası çok önemli değil. Adam o süreç içerisinde. Yani mesele dönüyor. Fıkha dayanıyor yani. Ya fıkı önemli. Ama önce fıkı ekber olan iman esasları vardır. Yani adamın evine gittik Avrupa'da bir şimdi köpek var. Oha bu olmaz kardeşim sen İslamiyet'e girdin ama köpeği dışa çıkaman lazım. Adam onunla büyümüş ya. Ya bu çok acık bir hastalık da şimdi. Özellikle Avrupa'da çok ciddi bir hastalık yani. yani Türkiye'de de başladı. Yani Hattı geçen bir muhabbet olunca Adam köpeği yüzünden Allah'a küsmüştü işte Emre değil mi? Bir tane Hollanda'da dershanede adam var yandı. ihtiyar, hasta. Bizim abiler de etmişler. Bakmışlar vesaire. Diyor ki ateistim ben diyor. Niye? Benim diyor kızımı aldı diyor. Bizim abi diyor ki abi, ben biliyorum onun bir tane kızı var diyor. O da hayatta. Ben demiş ne kızın abi, abi demiş senin kızın yaşıyor ki demiş. Böyle yapmış adam. Göstermiş. Baktım diyor tablo. Tabloda köpek. Meğerse adamın bir tane dişi köpeği var. Vefat ediyor adam da diyor ki sen benim köpeğimi aldın Allah'a. Ben de sana iman etmiyorum demiş yani. Aynen bu bak abartmıyorum ama Emre şahittir yani. Sonra abiler işte anlatıyor böyle işte emanet vesaire falan filan. Adam bir rahatlıyor bir rahatlıyor İslam dairesine giriyor. Bak bu kadar acayip bir değer veriliyor yani. Şimdi sen Hanif Şafir'e zin haram ellenmez. Ulan, ya kardeşim İmam Malik de bizim imamımız ya. Ya orada ona ittiba etsen yani dinden çıkmazsın ya. Ha böyle bir acip bir aykırılığımız var. Bunu yapmamak lazım. Ya elimizden geldiği kadar ama dediğim gibi ben kendi evimde besleneyim beslemez miyim? Öldürme meselesine gelince bitiriyorum. Yani varlık aleminde Kur'an insanı esas yapmıştır. İnsanı merkeze koymuştur ve bütün varlığı adeta insan için yaratmıştır. Ve insana da o varlığından istifade etme hakkı vermiştir. Fakat zulmetmek, öldürmek gibi şeylerin ölçüleri İslam şeriatında bellidir. İşin fıkhi boyutunda eğer insan hayatına halal verecek bir varlık varsa o varlık eğer ıslah olunmazsa, bütün yollar kapanmışsa öldürmek caizdir. Niye sen bunu tavukları öldürünce bilmem kuş gribi için binlerce tavuğu itlaf ettin? E, tavuk hayvan köpek hayvan da tavuk şey mi? Niye onu itlaf ettin? Ne dedin? İnsan sağlığı var derim. Doğru mu? Şimdi biz sokağa çıkıyoruz, çocuklarımız sokağa çıkıyor ve bu hayvanlar başı boş gibi gözüken, tamam o hayvanlar, sokak köpekleri, ondan sonra senin çocuğuna, benim çocuğuma saldırıyorlar, insanları yıpratıyorlar, ne yapıyorlar? Zarar veriyorlar. Tehlike mi? Tehlike. Ne yapacaksın? Elden geldiği kadar bütün imkanları sefer verip bunu da bir şekilde ondan sonra toplamak, işte bir yerlerde ondan sonra barındırmak imkanı varsa yapılacak. Ha bu olmuyorsa, bütün şartlar zorlanmışsa, bu da olmuyorsa fırken bunların öldürmesi caizdir. Bu kadar basit. Bunun fetva verilmiş. Ama tekrar söylüyorum bunu direkt yapmaktan bahsetmiyorum. Bütün imkanlar zorlandıktan sonra hala bunun imkanı yoksa şeriat buna izin vermiş. Şeriatın izin verdiğine sen hayır diyemezsin. Ama tekrar söylüyorum bak altını çizerek çünkü art niyetli insanlar çok. Gerekli bütün ondan sonra imkanlar zorlandıktan sonra bu yapılabilir mi? Yapılır. E sen bunu geçmişte tavuğa yaptın da niye köpeğe yapmayasın yani? Ya bununla ilgili bir ülkede develeri katlettiler hepsini. Ee, Avustralya'da. Normaldir dediler. Yoksa su tüketilecek dedi. Yani karşı çıkmıyor. Tabii yani sonuç itibariyle bak insan hayatına temas eden bir şey varsa bunu din cevaz vermiştir. Ha ben ama şöyle söyleyeyim. Bu tür sert uygulamaların hani ekolojik denge de ifade edilen sistem içerisinde arızalar çıkartabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü her yaratılış hikmet üzerine olduğundan dolayı bunu yap, yap, yapılacak olan başka formüller bulunabilir mi? Bulunabilir. Velev ki bulunamıyorsa devlete şeriat böyle bir izin vermiştir. Şeriat kitap bu var. Bunu araştırdım ama teferruatına girmek istemiyorum. Ha şimdi şuradan ayrı bir pencere daha açıp meseleyi bitirelim. Şimdi bu köpek meselesi arkasında gerçekten hayvansever ondan sonra bazı insanlar var mıdır? Vardır. Onların o safi ve güzel hissiyatlarına saygılıyım duyuyorum. Eyvallah. Fakat benim dünyamda mesele şöyle şekilleniyor. İnsan sevgisi olmayanın hayvan sevgisi yalandır. Şu anda ölçüsüz aslında ölçüsüz insanlar olarak ölçüsüz hayvan sevgisi maalesef bütün toplum içerisinde kendini göstermiş vaziyette. Yani annesine, babasına itaati olmayan çocuklar hayvan sevgisinden dem vuruyorlar. İnsan sevmeyi unutmuş olan insanlar köpek üzerinden sevgi gösterisi yapıyorlar. Hasaten de Türkiye'de yüzde %20'lik öyle bir kesim var ki bu kesimin beslenmiş olduğu kaynak yalnızca toplum içerisindeki o %20'lik cenahın olmuş olduğu fikir ve ondan sonra mecralardır Bu köpeklerin bakın şu anda sokak köpekleri de ifade edilen köpeklerden hepsinden 50 şart tane toplayalım. İstanbul'un en böyle elit diye bilinen yerleşim yerlerine gidelim. Nedir işte? Beylerbeyinin sokaklarına, etiler nişantaşı sokaklarına, onar tane salalım, onar tane. Ve bu arkadaşlar evlerinden çıksınlar, işlerine gitsinler, çocuklarını okula göndersinler. Yalnızca bir ay tahmin etsinler, ben onların hayvan sevgilerini öper başıma koyarım. Arabalarla gidiyor onlar. Özel araçları var hepsinde. Evde beş tane var. Bir şey görmüyorlar. Yok yok şey olaraktan öyle mi? İki havlasınlar göreyim ben sabah kadar uyutmasınlar diye. Adam ezanın sesini kıstırıyor. <laughs> Gözünü seveyim. Köpekler ona onlar şöyle gece gece bir böyle onlar bir zikretsinler de, sen gör bakayım anla toplatırlar. Çünkü abim bunların bütün sevgisi eneleri. Benlikleri. He bir de bunun arkasında böyle bu meseleyi böyle kendine vesile kılıp da devlete ondan sonra baş kaldırma meselesine getiren var mı? Var. Bunun da görüntüleri çıktı. FETÖ'cülerle ortak toplantılar yapıp ondan sonra sosyal medya üzerinden bunu nasıl kamuoyu oluştururuz, nasıl halkı galeyana getiririz diye bir sürü videolar da çıktı. He onlara da tavsiyem sakın ha böyle şeylere yeltenmesinler. Ondan sonra ya devlet başa ya kuzgun neşe demişler. alem İslam'ın 500 yıllık bayraktarlığını yapmış olan bu ülke elhamdülillah yine aynı vazifeyi icra edecek. Böyle çapulcularla böyle meselelerle uğraşacak vaktimiz de enerjimiz de yok. Ya Allah korusun bak böyle bir şey denerlerse onlara şiddetli tavsiye etmiş olur. Pet shoplardan kendilerine mama alsınlar. Zira çok ihtiyaçları olabilir yani bu noktada. O kadar mesele gider devlete el sallamak parmak sallamak kimsenin haddi değildir. Abi sosyal medyada da bu köpek edebiyatı yapanlar burada gazze gibi bir hadise var. Heh Allah Bey, razı olsun. Abi ben hiç mesela ben mesela hiç sosyal medyada fazla. dikkat ediyorum. Bu köpek meselesine hassas olanlardan bugüne kadar bir tek çocuk, masum çocuk katledildi diye ya da şehit edildi diye. Şimdi paylaşım görmedim. Evet süper bir şey değildin ya. Allah razı olsun. Ben görmedim ama köpeğe geldi bir şey yapıyorlar. Geldi evet. Gazze'yi savuran, gaziyi orada ölen çocukları görenler köpekleri paylaşmıyor. Köpekleri paylaşanlar da gaziyi görmüyor. Mezun böyle Evet, işin fıkhi boyutu buydu. Ondan sonra biz dedik gibi kendi nefsimizdeki vesayeti ve esbabı kucağına alıp yapışan köpeklik vasfımızla ondan sonra yüzleşip Öldüreceksek o köpeği mutlaka öldürmemiz lazım. Zira tevhid hakkiye karşı çok ciddi bir problem. Cenab-ı Hak hepimizi kurtarsın. Subhaneke la ilmelena illa ma alemtena inneke entel alimun hakim ve ahiru davahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.